Bu ağaç 3 yaşında kız. Bu ağacımız böyle kaldığı sürece bu ağaç da hiç kimseye faydası olmadığı gibi, bu ağaçtan kimseye faydası olmadığı gibi kendine de faydası olmaz bu ağacın. Bahçe sahibine de faydası olmaz. Ben bu ağaçta, biliyorum çoğu kızacak bana ama, geri dönüyorum arkadaşlar. Geriye. Gördüğünüz gibi. Hey oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ne yapıyorum? Geri dönüyorum. Buradan yeni dal alacağım. Yeni gövde. Allah izin verirse bu gövdeyi bu sene biraz suyu da beslemesine dikkat ederek arkadaşlar kontrol yap. 3-3,5 metre kalınlığında şu gövde kalınlığında bir gövde istiyorum burada. Şu gövdeleri de gördüğünüz gibi şu anda 3 santim. Önümüzdeki çekeriz. Yani 2,5-3 santim. Büyük ihtimal 4-5 tane küçük gövdelerimiz. Geldik. Şimdi buna. Bakın arkadaşlar. Bunu da bilebileceksiniz. Bana yapma ağaç destiniz. Arkadaşlar. Şimdi. Ağacım benim. Şu anda bir yapıştı abi. Yani şuradan. Yani şu aldım. Ben dal alacak olursam bu ağaç bana vereceği dal seviyesi neresi biliyor musun arkadaşlar? 110-120 santimlerde şurada. Çünkü arada boşluk vereceğim. Bay efendim 30 santim lider rakibi olmayacak. Yeniden tac alacağım burada. Ve zayıf. Oysa ki şu gibi gövde olsaydı, şu dallar önce alınsaydı bu ağacımız gayet güçlü bir ağaç olacaktı. Ne yapalım şimdi bunu? Bakın. Biliyorum çok tepki alacağım. Kızacaksınız. Valla kızım. Ben çok iyi başarı elde ettim. Sisteme dönüyorum. Bura vurdum. Bu ağaç bu yıl en kötü ihtimalle 4 metre. Yine yanlışlar işte. Gördüğünüz gibi bir sürü yanlış. İnanın çok üzüldüm. Artık diplerinde bu sene domates yetiştirdiğine bitecekler. İnşallah ağaçlar kurumaz. Vallahi söz bulmuyorum. İnanın çok üzüldüm. Şuna bak. Çok üzüldüm, çok. Buna direkt yapacak olduğumuz yaprak gübresi vereceğiz yapraktan. Geliştirmek için, en azından dallar çıkartmak için. Neler yapılabilir tartışacağız. Sayın Coşkun Hocam. Hadi bakalım. İnsanlar nelerle karşılaşıyor? Ne yapabiliriz bu işte? Gördüğün gibi. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Taşlandıracağız. Arkadaşlar şurada ne diyelim hani bu gözler ölmüştü. Bakın ağaç yeniden göz çıkarmış. Ne demiştik? Her yaprak yatağı ilk yıl için 3 göz daha sonra daha fazla olur. Bunun alt dalları komple koparılmış. Sonra farkına vardık. Geldiğimiz zaman konuştuk. Yeniden dal çıkartan var, çıkartmayan var. Aşağıdan dal çıkartmayanlar var. Bu tür ağaçları arkadaşlar yeniden sert keserek yan dal almak zorundayız. Sadece bunlar üst dalları bırakırsak görmüş olduğumuz ağaçta çok yüksekten taşlanmayla alttan destere atılmış ama yine de dal çıkartmamış. Alacağımız yere ne yaparız? 2 kilo 3 kilo meyve alırız. Bu da bizim için ekonomik kayıp demektir. Ağaçlarımızı ilk önce ağaç yapacağız. İlk önce gövde. Bakın biz bu yıl ne yaptık? Gövde yaptık. İlk önce gövde. Önce gövde. Sonra dal. Sonra bal. Meyve sonra. Bakın kesilen yerde ağacı görüyor musunuz? Kesildiği nokta arkadaşlar 1-1,5 santim. Şu anda olmuş 4 santim. Bu bölge 4 santim olmuş. Niye? Artık ağaç tamamen saçakla saçakla gövdeye liderler savaş. Liderini hazırlamış. Artık bizim ağaçlarımızın gövdesi bu. Ama ilk başta yanlışlardan dolayı eğerlikler var. Hiç problem değil. Onlar bir şekilde ağaç kalınlaştıkça
dengeyi alacaktır, teraziyi alacaktır. Görüldüğü gibi çok da güzel olmuş. Şöyle baktığınız zaman, Selamun aleyküm arkadaşlar. Üçüncü yıl budamamız. Bu bahçeye çok merak ediliyordu. Çok sert kesmiştim, hatta bu ağaç çok sert kessin diye tartışıldı. Eğrilerle donmuş, yanlışlıkla yaprakları arkadaşlar boyunlu göz alacağım derken yaprakları aldılar. Buna rağmen biraz yüksek görünse de 170-180 cm'den taşlandırdık. Bu üçüncü yaşı benim budadıktan sonra üçüncü budamam. Evet, bahçe bu gördüğünüz gibi. Artık bu yıl birinci katları oluşturduk. Hatta buna diyeceksiniz ki çok dal kalmış. Dal kalma sebebi fotosentezi fazla yaparak biraz daha güçlensin istedim. Yukarıdaki dalları liderin rakibinde almış olduk. Gördüğünüz gibi artık bu bahçe yoluna devam ediyor. Gövdeler de biraz kalınlaştı. Bahçe bu. Hatta burada bu ağaç dal çıkartamadım buradan yukarıdan. Dal çıkmayınca ne yaptım burada? Bakın, yama gözaşı yaptım. Buradan iki tane yama gözaşıyla dal aldım. Gördüğünüz gibi gövdeden. Çünkü gövdedeki gözler ölünce alttan dal çıkartmak için yama gözaşı yaptık. Yama gözaşıyla da dalları almış olduk. Öbür taraftan da aldık üçüncü dalı. Buradan da üçüncü dalı aldık. Evet. O kadar kötü yorumlar vardı ki bu bahçede. İşte bahçe 5 sene kendine gelemez bilmem ne. Arkadaşlar, bahçe olduğu gibi yerde çalı formunda kalırsa kesinlikle gelişmez. Biz kesiyorsak saha tecrübemiz var. Bilerek kesiyoruz. Hani yorum yaparken neden böyle yapıyorsunuz diye sorabilirsiniz ama yapmayın, çok kötü yorumlar yapıyorsunuz. Böyle yorumlarla hiçbir yere varamayız. Sorun, neden böyle yaptınız, ne yaptınız? Bakın, ben anlatmama rağmen bahçe sahibi yine sulama çok yanlış bunda. Görüyorsunuz değil mi? Bu sulamayla hiçbir yere varamayız. Bu sulama olmaz böyle. Hoşça kalın, cevizde kalın.